Kayseri Motorlu Araçlar Alım Satımı Derneği üyesi Atay Yücel, ikinci el araç alım satımını sadece galericilerin yapması gerektiğini dile getirdi. Kendilerinin kayıt altında ve vergi mükellefi olduklarına dikkat çeken Yücel, bu sayede mağduriyetlerin de önüne geçebildiğini dile getirdi. Bizler vergisini ödeyen, istihdam yaratan bir meslek grubuyuz. Fakat benim yıllardır en çok üzüldüğüm, sıkıntı çektiğim şöyle bir konu var mesleğimle ilgili. Herkesin, birçok daha doğrusu meslek erbabının ikinci işi otomobil işi maalesef. Burada insanlar vergi vermeden, kayıt altına girmeden oto alım satımı yapmakta. Bu beni yıllardır çok rencide eden bir konudur. Bununla ilgili son birkaç senedir devletimiz, maliyemiz bir yeterlilik ve yetki belgesi çıkardı. Biraz önce de bahsettik. Sayın Başkanım da bahsetti. Bundan sonra ikinci el ticaretinin sadece oto alım satımcılar mesleğini yapan oto garajcılar esnafının yapmasını ben insanlardan rica ediyorum. Tamamen bu işler bir zaman geldikten sonra sadece meslek erbaplarının yaptığı, oto alım satımcıların yaptığı bir mesleğe dönüşecek. Biraz önceki konuya tekrar değinmek istiyorum. Şimdi biz otokent projesini yeni yapmıyoruz, yeni düşünmüyoruz. Yıllardır düşünüyoruz. Yakın bir zamanda da, yakın bir geçmişte de bu işe start vermek istiyorduk. Fakat malumunuz bir pandemi süreci girdi. Bu süreçte bir arsayı alan bir meslek grubumuz var. Ben o meslek grubunun yaptığı sektörü de ismi de vermek istemiyorum. Bunlar bu meslek grubunu, madem konu açıldı, gıda işi üzerine bir arsa aldılar. İsim vermeden sadece sektörü söyleyeyim. Bunlar toptan gıda üzerine bir site kurmak istediler. Ve bu siteyi kendileri beceremeyince benim anladığım, benim aldığım duyumlar ve gördüğüm şeyler üzerine söylüyorum. Bunu önce bir arsanın bir kısmına otogarajlar sitesi, bir kısmına da toptan gıdacılar sitesi yapmaya çalıştılar. Bunu da beceremeyince şimdi tamamen bunu bir otogarajlar sitesine çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi biraz önce bahsettiğim rahatsızlıklarım vardı ya, yani bizim mesleğimizi herkes yapıyor. Şimdi ondan da geçtik. Kendi iş yerlerimizi başka insanlar yapmaya çalışıyor. Ticari kaygılarla yapmaya çalışıyor. Bizim otokent projemizde öyle olmayacak. Biz otokent projesini mevcut olan esnafımıza ve bu işi kayıt altında vergisini ödeyen yeni vatandaşlara, mesleki yeterlik ve yetki belgesini almış, alacak vatandaşlara oluşacak bir otokent projesi için yapıyoruz. İnşallah bu konuda da devlet büyüklerimizin, sayın vekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve il başkanlarımızın yardımıyla buna muvaffak olacağız. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Oto alım satım işi oto garajcilerinin ürünüdür. Bu ürünü sadece biz yaparız. Bizim ürünümüzü başkaları pazarlamaya çalışmasın lütfen. Esnafımızın aklına girmeye çalışmasın lütfen. Bu ürün bizim ürünümüzdür. Biz şimdi bir arsa, arazi alsak, kendi otogarajlar sitesini beceremesek ve yarın gidip toptan gıdacılara gelin size toptan gıdacılar sitesi kuruyoruz desek, oradaki esnaf veya oradaki paydaşlar ne der veya ne kadar etik olur bu konu? Lütfen bu konuyu bir kez daha o insanların da o oluşumunda düşünmesini istiyorum.